27. Vera Pavlovna ertesi gün kalktığında kocasını Maşa ile birlikte bavullarını hazırlar buldu. Maşa Lopov'un yanından bir yere ayrılamıyordu. Lopov bavullara tıkıştırması için ona sürekli olarak bir şeyler veriyor, onu çıkarttırıyor, bunu koyduruyor, yeniden katlanmasını oradan çıkarıp şuraya koymasını istiyordu. Bu durumda Maşa'nın bir an için bile olsa bir yere ayrılıp da Lopov'u tek başına bırakması olanaklı mıydı? Çayı da üçü birlikte içtiler. Bu arada Lopov'la Maşa de bir masadan kalkıp eşyayı yeniden çeki düzen verdiler. Vera Pavlovna nihayet durumu anlamaya başlamıştı ki Lopov ona ''Geç kalıyorum canım'' dedi. ''Saat on buçuk. Hemen gara gitmem gerek.'' ''Bir tanem. Ben de seninle geleyim.'' ''Ama Veroçka yanımda iki de koca bavul olacak. Siz oturacak yer kalmıyor. Eğer çok istiyorsan sen de Maşa ile birlikte ayrı bir arabayla gel.'' ''O değil. Riyazan'a gelmek istiyorum ben. Madem öyle Maşa önden bavullarla gitsin. Biz seninle arkadan ayrı bir arabayla gidelim. Sokakta konuşurken nasılsa aşırı duygularınızı belli edemezsiniz. Kaldı ki bir de Fayton'un kaldırımlarda çıkardığı tıkırtı var. Bu bakımdan Lopo pek çok şeyi ya iyi duyamıyor ya duysa bile verdiği yanıt iyi anlaşılmıyor ya da bazen doğrudan doğruya susuyor hiçbir şey söylemiyor. Vera Pavlovna direniyor. Ben de geliyorum Rizyan'a. Nasıl geleceksin dostum? Hani eşyan bavulların? Yine de çok istiyorsan gel. Sen bilirsin. Yalnız benim senden ricam mektubumu bekle. Yolda bir istasyondan atarım. Hemen yarın alırsın. Oldu mu? Yarın. Bekle lütfen. Nasıl da kucaklıyor kocasını binek yerinde ve vagona bindirirken nasıl yaşları için öpüyor. Lopova sürekli olarak başka şeylerden söz ediyor. Fabrikadaki görevine kadar güzelmiş, ihtiyarcıklar kendisini görünce ne kadar sevineceklermiş. Efendim dünyada en önemli şey sağlıkmış, geri kalan her şeyi boş vermeliymiş falan filan son saniyelerde artık vagonun sağnlığındadır, şunları söylüyor. Bana hiçbir zaman bugünlerdeki kadar bağlılık duymadığını yazmışsın dünkü mektubunda. Bu doğru bir tanecik Veroçkan. Ben de sana en az senin bana duyduğun kadar bağlılık duyuyorum. Birine sevgi duymanın, onun mutlu olmasını dilemek olduğunu her ikimiz de çok iyi biliyoruz. Özgürlüğün olmadığı yerde ise mutluluk yoktur. Sen hiçbir zaman benim özgürlüğümü sınırlandırmak istemedin. Ben de aynı şekilde senin özgürlüğünü sınırlandırmak, senin önünde bir engel gibi durmak, sana ayak bağı olmak istemiyorum. Ben varım diye kimi şeyleri yapamam yani kendini özgür duyamaman kadar beni incitecek, üzecek bir şey olamaz. Onun için lütfen üzme beni. Senin için en iyi şeyin ne olduğuna inanıyorsan onu özgürce yap. Sonrasında o zaman düşünürüz. Ne zaman dönmemi istersen yaz, gelirim. Haydi hoşçakal dostum. İkinci kampana da çaldı. Çoktan içeri girmeliydim. Hoşçakal. 28 Bütün bunlar Nisan sonlarındaydı. Lupov Haziran ortalarında döndü. Petersburg'da 3 hafta kadar kaldıktan sonra fabrikanın işlerini izlemek için Moskova'ya gitti. Moskova'dan 9 Temmuz'da ayrıldı. 11 Temmuz sabahı ise Petersburg'da Moskova Garı yakınındaki otelde gece gelen müşterinin sabah odasında bulunmamasından kaynaklanan bir telaş yaşandı. Bundan 2 saat sonra da Kamenestrov'daki daçada daha önce sözünü ettiğimiz mektup sahnesi yaşandı. Şimdi artık basiretli okurum köprüde kendini vuran adamın kim olduğunu kolayca tahmin edebilir ve tahmininde de yanılmaz. Nitekim öyle oluyor. Olup bitenleri hiç yanılmadan sezdiği için sevinçten etekleri zil çalan basiretli okur. Tabi canım Lopov ben zaten biliyordum diyor. Madem öyle söyle bakalım basiretli okur. Adam nereye kayboldu ve şapkanın üzerindeki kurşun izi neyin nesi oluyor? Canım bunu bilemeyecek ne var? Üç kağıtçı herif. Cesedini suyun içinde ağla arayanların arasına katılmıştı. Herkesle birlikte o da arıyordu kendini. Hey gidi basiretli okurum. Madem böyle diyorsun, pekala öyle olsun. Çünkü sana senin inandığın dışında bir şeyi kanıtlamak olanaksızdır. 29. Özel bir insan. Kirsanov çıktıktan yaklaşık 3 saat sonra kendine gelmeye başlayan Vera Pavlovna'nın ilk düşündüğü şey atölyesi oldu. Atölyeyi böyle yüzüstü bırakmam hiç doğru değil. Evet, her ne kadar Vera Pavlovna atölyede işlerin kendisi olmadan da yürüyeceğini, atölyenin kendi kendine yeteceğini kanıtlamaktan hoşlanırsa da, bunun yalnızca yüreğine hoş gelen bir düşünce olduğunu ve eğer bir yönetici olmazsa atölyedeki işlerin sarpa saracağını çok iyi bilirdi. Bununla birlikte atölyenin artık iyice rayına oturduğu da kesindi. Yönetim işi için eskiden olduğu gibi koşuşturmak gerekmiyordu. Mersalova günde bir buçuk saatini atölyeye ayırsa bu iş olurdu. Gerçi iki çocuğu vardı Mersalova'nın. Ama günde bir buçuk saatte neydi ki? Üstelik her gün değil. Herhalde geri çevirmezdi Mersolova önerisini. O zaten kendiliğinden de geliyordu atölyeye. Geliyor ve çalışıyordu. Vera Pavlovna satacağı eşyaları toplamaya başladı. Bu arada Maşa'yı da önce eğer mümkünse hemen gelmesini rica ettiğini bildirmesi için Mersolova'ya ardından da eskici Raşel'e yolladı. Rachel eski giysi ve her türden eski eşya alım satımıyla uğraşan çok becerikli bir kadındı. Ve bütün öteki küçük Yahudi esnafları gibi namuslu insanlara karşı kesinlikle dürüst olan, üstelik Vera Pavlovna'yı da çok seven bir kadındı. Maşa, Rachel'e uğradıktan sonra onu da alıp kentteki apartmana uğrayacak, buradaki satılacak eşyaları toparladıktan sonra Vera Pavlovna'nın temizlenmesi ve yaz boyunca saklanması için kürkçüye bıraktığı kürklerini alarak ile birlikte yazlığa dönecekti. Raşel bütün bu satılık eşya yığınına toptan bir değer biçecek ve hepsini satın alacaktı. Maşa tam bu işle için evden çıkmak üzereyken avluda yarım saattir evin çevresinde dolaşıp durmakta olan Rahmetoğlu'la karşılaştı. ''Çıkıyor muydunuz Maşa?'' ''Evet.'' ''Geç mi dönersiniz?'' ''Herhalde. Epey iş halletmem gerek. Akşamı bulurum sanıyorum.'' ''Vera Pavlovna evde yalnız mı kalacak?'' ''Evet.'' Eh öyleyse sizin yerinize ben kalayım yanında. Belki birinin yardımına gerek duyabilir. Çok iyi edersiniz. Onun için endişeleniyorum. Az kalsın unutuyordum Bay Rahmetov. Lütfen komşuya sesleniverin. Ahçıları da dadıları da arkadaşımdır. Vera Pavlovna'nın yemeğini hazırlayıversinler. Daha yemek bile yemedi. Önemli değil ben de yemedim yemeğimi. Birlikte yeriz. Ya siz, Maşa siz yediniz mi yemeğinizi? Evet yoksa bırakmayacaktı Vera Pavlovna beni. Hiç değilse buna şükür. Kendi derdinden bu tür şeyleri unutur sanıyordum. Rahmetov'dan yüreklerinin saflığı ve giyim kuşamlarının sadeliği maşa gibi olanlar ya da bu konuda onu da geride bırakanlar dışında hemen herkes biraz çekinirdi. Lopuov ve Kirsanov gibi hiç kimseden ve hiçbir şeyden korkmayanlar bile Rahmetov'un karşısında zaman zaman çekingenliğe kapılırlardı. Vera Pavlovna ile aralarında hemen hiç yakınlık kurulamamıştı. Vera Pavlovna onu sıkıcı bulur, o da Vera Pavlovna'nın çevresindeki topluluklara hiç katılmazdı. Lupovlara gelen giden konuklar arasında kendisine en az güler yüz gösteren, kendisiyle en az konuşan olmasına karşılık Maşa onu çok severdi. İçeri girerken, davetsiz geldim Vera Pavlovna dedi. Ama Aleksandr Matyevich'i gördüm ve her şeyi biliyorum. Bu bakımdan şu ya da bu şekilde size bir yardımın dokunabileceğini düşünerek akşamı sizde geçirmek üzere geldim. Yardımı dokunmak mı? Hemen o anda bile yardım dokunabilirdi Rahmetov'un Vera Pavlovna'ya. İşin bir ucundan tutar ve eşyaların toplanmasına yardım edebilirdi. Rahmetov'un yerinde kim olsa hemen o anda ya yardım rica edilir ya da o zaten kendiliğinden işe girişirdi. Ama ne o kendiliğinden işe girişti ne de ondan yardım istendi. Vera Pavlovna yalnızca onun elini sıktı ve ince düşüncesinden dolayı kendisine iştenlikle teşekkür etti. Ben çalışma odasına geçiyorum. Yardımıma gereksinirseniz çağırın. Kapı çalınırsa ben açarım. Siz hiç rahatsız olmayın. Bunları söyledikten sonra son derece rahat bir havayla çalışma odasına geçti. Cebinden koca bir jambon parçasıyla yine kocaman bir kara ekmek çıkardı. İkisi birlikte bir buçuk kilodan fazla gelirdi. Oturup iyi çiğnemeye dikkat ederek bunların hepsini yedi. Üzerine yarım sürahi su içti ve yerinden kalkarak okuyacak bir iki kitap bulmak için kitaplığın önüne gitti. Malum, ilginç değil, ilginç değil, İlginç değil. Bu ilginç değili Maka Olay, Goizot, Tears, Ranke ve Gervinvus için söylemişti. Dipnot Maka Olay Thomas Bivington 1800-1859 İngiliz tarihçi ve liberal politikacı Goizot François Pierre 1818-1884 Fransız Büyük Burjuvazisi'nin önde gelen temsilcilerinden bir tarihçi ve politikacı. Teris Adolf, 1797 -1877. Fransız politikacı, tarihçi ve ideolog. Üçüncü Cumhuriyet'in ilk başkalığı 1871 Paris Komünü'nün yıkılması ve ikinci İmparatorluğun çöküşünden sonra Üçüncü Cumhuriyet'in kurulması için çalışmıştır. Gervinus Gerak Gottfried, 1805-1871, Alman tarihçi. Bak işte bu güzel. Birkaç düzine kalın cildin sırtında Newton'un Toplu Yapıtları dizisini okuyunca söylemişti bunu. Hemen ciltleri karıştırmaya başladı. Sonunda aradığını buldu ve keyifle okudu. Yani Daniel'ın kehanetleri ve Yahya peygamberin apokalipsisin üzerine gözlemler. Evet, insan bilgisinin bu yönü üzerine hep bir eksiklik duyardım. Newton bu yazılarını iyice yaşlandığında yarı akıllı yarı deliyken kaleme almıştı. Dipnot. Newton Isaac. 1643-1727. Ünlü İngiliz matematikçi ve fizikçi. Aklın delilikle karışması sorunu üzerine klasik bir kaynak. Aslında evrensel tarihsel bir sorun bu. Aklın delilikle karışımı hiç ayrım gözetmek sizin bütün olaylarda, hemen bütün kitaplarda ve hemen bütün kafalarda var. Ama bu kitapta sanırım bunun dört dörtlük bir örneği var. Hem bugüne dek gördüğümüz akılların en mükemmeli, en normali hem de bu mükemmel akla kesinlikle deliliğin karışması söz konusu burada. Demek ki kendi alanında temel bir kitap. Delilikle aklın birbirine karışması olgusunun en ince ayrıntıları ancak bu kitapta bulunabilir. Doğrusu biraz yine bu kitap. Oturup bir güzel incelemeli. Son 100 yıldır basım evi düzeltmenlerinden başka herhalde hiç kimsenin okumadığı bu kitabı büyük bir iştahla okumaya başladı. Ahmetoğlu dışında herkes için bu kitabı okumak talaş yemekten farksız bir şeydi. Ama işte o büyük bir iştahla okuyordu. Rahmetov gibi insanlar çok azdır. Bu türün temsilcisi olabilecek yalnızca sekiz insan tanıdım bugüne kadar. İçlerinden ikisi kadındı. Bir tek özellikleri dışında ortak hiçbir yanları yoktu. Kimi yufka yürekli, kimi katı, kimi asık suratlı, kimi neşeli, kimi heyecanlı, telaşlı, kimi uyuşuk denecek kadar ağırkanlı. Ve kimi sakin mi sakin. Kimi ise sulu gözün tekiydi. Bu sulu gözlerden biri küstahlık derecesinde alaycıydı. Ve son derece sert bir yüzü vardı. Ötekinin tahta gibi bir suratı vardı. Konuşkan değildi. Dünyada hiçbir şey umurunda değilmiş gibi bir hali vardı. Bunların her ikisi de benim yanımda birkaç kez isterik kadınlar gibi ağlamışlardı. Ağlamalarının kendileriyle bir ilgisi yoktu. Dereden tepeden konuşup dururken birden duygulanmışlardı. Bunların yalnızken çok sık ağladıklarından eminim. Evet, bir tek özellikleri dışında ortak hiçbir yanları yoktu. Ama bu bir tek özellik onları ayrı bir tür olarak birleştiriyor ve bütün öteki insanlardan ayırıyordu. Aralarından samimi olduklarına, Baş başa kaldığımızda takılır, gülerdim. Gülmeme kızıp kızmadıklarını bilmiyorum. Ama kendilerine kendileri de gülerdi. Gerçekten de gülünç pek çok yanları vardı. Onları onlar yapan, onları özel yapan, onları özel insan yapan en önemli özellikleri hep gülünç olmalarıydı. Ben böyle gülünç insanlara gülmeyi pek severim. Şimdi öyküsünü anlatacağım adam da bu türün bir temsilcisidir. Ben kendisini Lopov'la Kirsanov'un çevresinde tanıdım. Ve bu adam Lopov'la Alexey Petrovich'in Vera Pavlovna'nın ikinci düşünde toprağın niteliği üzerine ileri sürdükleri görüşlerine bir koşul eklenmesi gerektiğinin canlı bir örneğidir. Bu koşul da şudur. Toprak nedenli kötü olursa olsun bu toprakta sağlam başaklar yetişmesini sağlayacak mini minnacık da olsa sağlıklı parçacıklar bulunur. Hikayemizin baş kahramanlarının yani Lopov, Kirsanov ve Vera Pavlovna'nın soy geçmişleri büyük baba ve büyük annelerinden ileri gidemiyor. Kendimizi zorlasak bunlara belki bir de büyük anneannesi ekleyebiliriz. Büyük baba babası şaşmaz bir biçimde unutulmuşluğun karanlığı içindedir. Onun hakkında büyük anneannesinin kocası olduğundan başka hiçbir şey bilinemiyor. Belki bir de adının örneğin Kiril olduğu. O da oğlunun yani büyük babanın adının Gerasim Kiriliş olmasından anlaşılıyor. Ailesinin geçmişi 13. yüzyıla kadar giden Rahmetov ise yalnız bizim değil tüm Avrupa'nın en eski ailelerinden birinden geliyordu. Tiverli vakavinüslerin yazdıklarına göre sözde halkı Müslüman dinine çevirmek niyetleri yüzünden adamların herhalde böyle bir niyetleri yoktu uğradıkları kıyımın gerçek nedeni halka yaptıkları zulümdü. Tüm askerleriyle birlikte öldürülerek yok edilen Tatar generalleri arasında Rahmet adında biri vardı. Rahmet'in ufak oğlu Tiver Saray Nazırı'nın yeğeni olan ve Rahmet'in zorla kaçırarak evlendiği bir Rus kadındandı. Küçük rahmeti annesinin Rus olması yüzünden dokunulmadı. Daha sonra da adı değiştirildi. Latifken Mihail oldu. Rahmetovlar işte bu Latif'ten yani Mihail Rahmetoviç'ten gelmişlerdi. Rahmetovlar Tver'de boyardı. Moskova'da yalnızca o kolun iç oldular. Petersburg'da ise geçen yüzyılda ancak general olabildiler. Hiç kuşkusuz aile üyelerinin hepsi değil. Çünkü aile öylesine dallanıp budaklanmıştı ki general rütbesi bu kadar insana yetmezdi. Bizim Rahmetov'un büyük dedesinin büyük dedesi Ivan Ivanovich Chuvalov'un arkadaşıydı. Ve Mihin'le dostluğu yüzünden başına gelmedik kalmayan sarayda gözden düşen Chuvalov'u bu durumdan kurtarmıştı. Dipnot Chuvalov Ivan Ivanovich 1727-1797 İmparatoriçe ve Elizaveta'nın gözdelerinden Rus devlet adamı Büyük dede ise Rumyan Sevin arkadaşıydı ve orgeneralliğe kadar yükseldikten sonra Novi'de şehit düşmüştü. Rahmet dedesi, Çar 1. Aleksandr'ın 1. Napolyon'la görüşmek ve anlaşma imzalamak üzere Prusya'nın Tizit kentine yaptığı geziye katılmıştı. Dedenin durumu parlaktı ve bütün Rahmet soyu içinde en yüksek mevkiye ulaşabilirdi. Gel gelelim o da Speranski ile yakın dosttu ve bu yüzden bütün yükselme şansını yitirmişti. Dipnot Mini Hristotor Antonovic, 1683-1767. Aslen Alman olan bir Rus kontu. İmparatoriçe Elizaveta döneminde sarayın gözünden düşmüştü. Speranski, 1772-1839. Rus devlet adamı. Baba, soyun öteki üyeleri gibi ne büyük yükselişler gösterdi ne de acı düşüşler yaşadı. 40 yaşındayken Tuğ General rütbesiyle emekliye ayrıldı. Ve Medveditsa'nın yukarı bölgelerine serpilmiş çiftliklerinden birine yerleşti. Bu çiftliklerin çok büyük olduklarını düşünmek yanlış olur. Topu topu 2500 can bulunuyordu hepsinde. Kır yaşamı içinde yapacak fazla bir şeyi bulunmayan oğun babasının 8 çocuğu oldu. oğ sondan ikinciydi. Kendisinden küçük bir kız kardeşi vardı. Ortada 8 kardeş olunca rahmet da büyük bir mirasa konması söz konusu olamazdı. Böylece babası ölünce kendisine 400 can ve 7000 hektar kadar toprak düştü. Bu 400 canı ve 7000 hektar toprağın 5500 hektarını ne yaptığı bilinmiyor. Aslında kendine 1500 hektarlık bir parça bıraktığını da bilen yoktu. Hatta onun büyük toprak sahibi bir soylu olduğunu, kendi alıkoyduğu toprakları kiraya vererek yılda yine de bir 3000 ruble gelir elde ettiğini de bilen yoktu. En azından bizim aramıza girdiğinde içimizden hiç kimse bunları bilmiyordu. Biz o sıralar onu Medveditsa Hora Sura ve Tısne ırmaklarının yukarı bölgelerinde 75 bin kadar canı olan Büyük Rahmetov ailesinin bir üyesi sanıyorduk. Toprakların yayıldığı bölgenin de ailenin ırmaklarını suladığı yukarı bölgedeki 3 vilayetten birinin de valisi değişmez bir biçimde Rahmetov ailesinden geliyordu. O sıralar bildiğimiz bir başka şeyde de Rahmetov'un yılda 400 ruble ile geçindiydi. Bu bir üniversite öğrencisi için bayağı büyük ama rahmet ovalesinden gelme bir büyük toprak sahibi için gülünç bir paraydı. Bu bakımdan zaten bu tür bilgilere fazla meraklı olmayan bizler hiç araştırıp öğrenmeye gerek duymadan rahmet ovu topraklarını yitirmiş, yoksul düşmüş rahmet ovalesinin bir üyesi olarak düşünmüş ve bunun ötesinde de bir şeyler daha öğrenmeye gerek duymamıştık. Bizim için rahmet oğu çocuklarına küçük bir sermaye bırakmış herhangi bir yüksek devlet memurunun, örneğin bir müsteşarın oğlu gibi bir şeydi. Bizi gerçekten kimsenin soyu, sopu ve gelirinin kaynağı ilgilendirmiyordu. Rahmetov şimdi 22 yaşındaydı. 16 yaşında girdiği üniversiteye 3 yıldır uğramıyordu. İkinci sınıftayken ayrılmış ve doğruca çiftliğe gitmişti. Burada Vasisi'nin bütün karşı koymalarının üstesinden gelmiş, ağabeylerinin lanetini üzerine almış, kız kardeşlerinin kocalarının, karılarına onun adını bile anmalarını yasaklamalarına neden olmuş ve kafasından geçen neyse gerçekleştirmişti. Daha sonra çok ilginç bir Rusya gezisine çıkmış, bütün ülkeyi karış karış gezmişti. Bazen karadan, bazen sudan, bazen olağan yollarla, bazen çok değişik biçimlerde, yayan ya da uyduruk sallar, ilkel sandallar üzerinde dolaşmadık yer bırakmamıştı. Bu arada başına gelmedik şey kalmamıştı ve bunların nedeni yine kendisi olmuştu. Dönüşte ardı sıra bir takım gençler getirmiş ve bunlardan ikisini kazan 5'ini Moskova üniversitelerine yerleştirmişti. Bunlar onun burslu öğrencileriydi. Kendisi Petersburg'da yaşamayı düşündüğü için bir de gelirinin 400 değil de 3000 ruble olduğunu kimsenin bilmemesi için Petersburg'a öğrenci getirmemişti. Biz bütün bunları daha sonra öğrendik. O sırada bizim tek bildiğimiz onun uzunca bir süre için okuldan ayrılmış olduğuydu. Böylece kendisini Kirsanoğlu'nun çalışma odasından Newton'un apokalipsisini okurken gördüğümüzden 2 yıl önce Petersburg'a dönerek yeniden üniversiteye girmiş ancak daha önce okuduğu fen fakültesi yerine bu kez filoloji fakültesine yazılmıştı. Petersburg'da çevresini oluşturanlardan hiç kimse kendisinin para durumunu, aile akraba ilişkilerini bilmiyordu. Bu doğru ama yine de onunla ilgili olarak herkesin bildiği bir şey vardı. Dostlar arasındaki takma adları. Bu adlardan biri daha önce de anmıştık rigoristti. Bu adı pek de belirgin olmayan bir hoşnutlukla ve her zaman hafif gülümsemesiyle kabul ederdi. Ama bir gün kendisine Niki Tuşka... Ya da tam biçimiyle Liki Tuşka Lomo demeye başladığımızda bu yeni adını gülümsemesi bütün yüzüne yayılarak ve pek büyük bir hoşnutlukla benimsedi. Kendisine milyonların gönlüne taht kurmuş bir insanın adının takılmasına sevinmekte yerden göğe kadar hakkı vardır Ahmetov'un. Çünkü bu ad kendisine doğuştan verilmemiş, o azmi ve çelik gibi iradesiyle kendisi kazanmıştı. Ancak 8 vilayetten geçen 100 vers genişliğinde bir şerit üzerinde ün kazanmış bu şanlı adı Rusya'nın başka bölgelerinden olan okurlarımıza kısaca tanıtmamız gerekiyor. Nikituşka Lomov 15-20 yıl kadar önce Volgo'da yedekçilik yapan Herkül yapılı gerçek bir devdi. Dipnot. Yedekçi eskiden gemileri halatla kıyıya çeken işçi. Boyu 15 karıştı. Omuzları ve göğsü öyle güçlü ve genişti ki 15 putluk bir ağırlığı kolayca kaldırabilirdi. Dipnot. Put 16 kilogram. Ne kadar güçlü olduğunu şuradan anlayın ki bir günlük çalışması karşılığında 4 kişilik yemeği alırdı Nikituşka Lomov. Vapur kıyıya yanaşıp da Likituşka Lomov çarşıya ya da Volgalıların değişiyle pazara çıktı mı kentin en uzak mahallelerinden bile gençlerin bağırdıkları duyulurdu. Nikituşka Lomov geliyor, Nikituşka Lomov geliyor. Bir anda herkes sokağa fırlardı ve iskeleden pazara giden yol üzerinde Bahadır, Nikituşka Lomov'un ardında müthiş bir kalabalık oluşurdu. 16 yaşındaki Rahmetov, Petersburg'a ilk geldiğinde gerçi yine uzun boylu ve epeyce yapılı bir delikanlıydı ama öyle Nikitushka Lomovluk bir hali yoktu. Şu kadarını söyleyelim, 10 arkadaşı içinde kendisini yere çalacak iki kişi rahatlıkla bulunurdu. 17 yaşına yaraladığı sırada fiziki zenginlik edinmeye karar verdi ve kendi üzerinde çalışmaya başladı. Canla başla jimnastik yapıyordu. İyi güzel yapsın da jimnastik yalnızca var olan malzemeyi mükemmelleştirir. Onun için önce malzemesi olması gerekir. Böylece jimnastiğe ayırdığı zamanın iki katını malzeme edinmek için harcamaya başladı. Kaba güç isteyen işlerde çalışıyordu. Su taşıyor, ormanda odun kesiyor, sırtında kereste taşıyor, taş kırıyor, toprak kazıyor, demir dövüyordu. İşini sık sık değiştiriyordu. Çünkü her yeni iş değişik bir kasın çalışmasını sağlıyordu. Boksör diyeti uygulayarak kendi besiye çekti. Evet sözün tam anlamıyla kendi besleyecekti. çekti. Fiziksel güç sağlamakla ün kazanmış besinler alıyordu yalnızca. En çok da yarı kanlı biftek yiyordu. Bu beslenme biçimini hiç değiştirmedi. O günlerden sonra da yine aynı şeyleri yedi. Jimnastik ve kaba güç çalışmalarına başlamasının üzerinden bir yıl geçtikten sonra demin sözünü ettiğimiz ilginç gezisine çıktı ve yolculuğu boyunca beden gücünü artırıcı işlerde çalışmaya bol bol fırsat buldu. Tarla sürdü, doğramacılık yaptı, yük taşıdı, her türlü sağlıklı işi denedi. Hatta bir kezinde Dubrovha'dan Ribiske kadar Volga'yı yedekçilik yaparak açtı. Yedekçi olarak gemiye binmek istediğini söylese herhalde gemi sahibi de yedekçiler de onun bu isteğine gülerlerdi. Onun için yolcu gibi bindi gemiye. Yedekçilerle dostluk kurdu. Arada bir kayışın bir ucundan da tutarak onlara yardım etti. Bir hafta sonra da resmen kayışı gözüne geçirerek yedeklemeye başladı. Tabi gücünü fark etmekte gecikmediler. Yapılan güç sınamasında halatın karşı ucunda yer alan en güçlü 3 hatta 4 arkadaşını rahatlıkla kendi yanına çekiverdi. O sıralar 20 yaşındaydı ve kayış birliği yaptığı yedekçi arkadaşları kendisine artık sahnelerden çekilmiş bulunan efsanevi bahadırlarının anısına Nikituşka Lomov adını taktılar. Ertesi yaz buharlı bir gemiyle dönüş yolundayken birden güvertede geçen yıl kayış birliği yaptığı yedekçilerden birine rastladı. Böylece Kazan ve Moskova üniversitelerine götürmek için yanına aldığı öğrenciler onu Nikituşka Lomov diye de çağırabileceklerini öğrendiler. Zamanına kıymış, çok eziyet çekmiş ama gerçekten de olağanüstü bir güce sahip olmuştu. Doğrusu da bu derdi. İnsan böylece basit halkın saygısını ve sevgisini kazanıyor. Üstelik de çok yararlı. Bakarsın bir gün gerekir. Bütün bunlar 17 yaşındayken gelip yerleşmişti kafasına. Aslında bütün öteki özellikleri de bu yaştan sonra kendini göstermeye başlamıştı. 16 yaşında üniversitede okumak için Petersburg'a geldiğinde herhangi bir lise mezunundan pek farkı yoktu. İyi yürekli, temiz düşünceli bir gençti o kadar. Petersburg'daki 3-4 ayını üniversiteye yeni başlayan öteki gençler gibi geçirdi. Derken çevresine kulak kabartmaya başladı ve böylece üniversite içinde çoğunluğa benzemeyen farklı bir takım insanların beyinlerin bulunduğunu duydu ve bunlardan beşinin adını öğrendi. O sıralar bunların sayıları çok azdı. Bu insanlar onun esaslı bir şekilde ilgisini çekti. Bunlara yaklaşma yollarını ararken bir rastlantı sonucu Kirsanov'la tanıştı. Ve böylece de geleceğinlik Tuşka Lomov'u, rigoristi, özel insana oluşmaya başladı. İlk akşam Kirsanov'un ağzından çıkan her sözü çölde yanmış bir insanın sonunda kavuştuğu su içişi gibi dinledi. Ağladı. Yok olması gerekenleri lanetleyici, yaşaması gerekenleri yüceltici arkadaşlarla ikide bir onun sözünü kesti. Peki hangi kitaplardan başlayayım okumaya? Kirsanov kitap adlarını verdi. Ertesi gün sabahın köründe Admiral Teyskaya'dan Polisseyski Most'a kadar Nevski Bulvarı'nı aşağıdan yukarıya adımlayarak Almanya'da Fransız kitap evlerinden birinin açılmasını bekledi. Ve ilk açılan kitap evine dalarak gerekli kitapları aldı. Tam üç gün üç gece durma okudu. Perşembe sabah saat 11'den pazar akşamı saat 9'a kadar aralıksız 82 saat. İlk iki gece zaten uykusu gelmedi. Üçüncü gece 8 fincan koyu kahve içti. Ama gücü bu tempoda bir gece daha geçirmesine yetmedi. Ve oturmakta olduğu iskemleden yere yıkılarak öylece yıkıldığı yerde 15 saat deliksiz uyudu. Bir hafta sonra Kirsanova yeniden gitti. Hem okuduklarına ilişkin açıklamalar hem de yeni kitap listesi istedi. Bir süre sonra Kirsanova çok iyi arkadaş oldu. Onun aracılığıyla da Lopov'la tanışıp dost oldu. Böylece aradan 6 ay geçti. Rambitov yalnızca 17 yaşındaydı. Kirsanoğlu Lopov ise 21. Ama yine de onu kendilerinden dört yaş küçük gibi görmüyorlardı. Rambitov artık özel insandı. Peki onun geçmişinde mi bir yatkınlık vardı özel insan olmaya? Hayır. Daha doğrusu evet. Ama bu fazla bir yatkınlık değildi. Babası tam bir despottu. Ama öte yandan çok akıllı, çok kültürlü ve de aşırı tutucuydu. Tutuculuğu Maria Alexeyevna'nın türünden bir tutuculuktu. Evet tutucuydu ama dürüst bir insandı. Böyle bir babaya katlanmak kolay değildi doğrusu. Hem tek dert bu olsa yine iyi. Rahmetov son derece ince ruhlu bir kadın olan annesine aşırı sert, despot bir insan olan babasının nasıl kan kusturduğunu ve bir de çiftlikte neler olup bittiğini görüyordu. Bunlarla da kalsa iyi. Başından bir de önemlice bir tatsızlık geçti. 15 yaşındayken babasının metreslerinden birine aşık oldu. Tabii evde kıyamet koptu. Ama ola nasıl kıza oldu. Kendisi yüzünden olmadık eziyete katlanan kıza içi yandı. Kafasının içinde bin bir düşünce at koşturuyordu. Bu durumdayken geldiği Petersburg'da Vera Pavlovna için Lopov ne olmuşsa kendisi için de Kirsanov o oldu. Diyeceğim geçmişinden bir yatkınlığı yok değildi. Ama böylesi bir özel insan olabilmek için hiç kuşkusuz en önemli olan şey onun karakteri öz yapısıydı. Üniversiteden ayrılıp önce çiftliğine sonra da şu ilginç Rusya gezisine çıkmazdan bir süre önce maddi manevi ve fikri hayatına ilişkin orijinal bir takım ilkeler edinmiş. Gezisinden döndüğünde ise bu ilkeler artık yaşam boyu hiç şaşmadan uygulayacağı eksiksiz bir sisteme dönüşmüştü. Kendi kendine şöyle diyordu. Ağzıma içki koymuyorum. Kadınlara el sürmüyorum. İyi ama ateşli bir karakterin var. Bu kadarı da biraz aşırı olmuyor mu? Hayır böyle olması gerekiyor. Biz insanlar için tadına doyulmayacak bir hayat istiyoruz. Öyleyse bunu kişisel tutkularımızı tatmin için değil, yalnızca kendimiz için değil, genel olarak insanlar için istediğimizi, boş bir hevesle değil, inandığımız ilkelerden dolayı böyle konuştuğumuzu, kişisel olarak bir şeyler dinmek istediğimizden değil, inançlarımızdan dolayı böyle konuştuğumuzu insanlara önce kendi yaşamımızla kanıtlamamız gerek. Böylece son derece katı bir yaşam biçimi seçti kendine. Nikituş kalomo olabilmek ve nikituş kalığını sürdürebilmek için sığır eti yemesi gerekiyordu. Hem de öyle az buz değil kilolarca. O da yedi. Sığır eti dışında hiçbir yiyeceğe tek kapik harcamak istemiyordu. Oturduğu evin sahibinden de et alırken en iyisini seçmesini istemişti. Özel et istiyordu kendisi için. En güzel parçaları. Buna karşılık yediği öteki şeyler en ucuz cinstendi. Frankala yemeği bırakmıştı yalnızca kara ekmek yiyordu. Haftalar oluyordu ki ağzına tek bir şeker pancarı bile girmiyordu ve aylarca tek bir meyve yemediği oluyordu. Dana ve tavuk eti de unuttuğu yiyecekler arasındaydı. Evine bu tür yiyeceklerin hiçbirini sokmuyordu. Onlarsız da yapabileceğim yiyeceklere salt gelip geçici arzularım için para hakkım yok.'' Oysa son derece zengin sofralarda yemek yiyerek yetişmişti. Çok incelmiş bir yemek zevki vardı. Yemek ve mutfak sanatı üzerine söylediklerinden kolayca anlaşılıyordu bu. Bir yere yemeğe çağrılı olduğunda kendi evine sokmadığı yiyeceklerden bazısını zevkle yerken bazısını yine ağzına koymazdı. Bu ayrımın gayet mantıklı bir nedeni vardı. Basit halkın arada bir de olsa yediği şeyleri ben de fırsat düştükçe yiyebilirim. Basit halkın hiçbir zaman erişemeyeceği yiyecekleri ben de hiçbir zaman ağzıma koymamalıyım. Bu onların hayatlarının benimkine göre ne kadar kısıtlı olduğunu bir parçacık da olsa duyumsayabilmem için gerekli bana. Bu bakımdan sofraya meyve geldi mi yalnızca elma yerdi. Örneğin kayısıya ye kesinlikle sürmezdi. Petersburg'dayken portakal da yerdi. Ama taşladayken bunu da ağzına koymazdı. Petersburg'da portakal bulmuş ve basit halkta yiyebiliyormuş da ondan. İnceliği görüyor musunuz? Pati yerdi. Çünkü iyi bir börekte pat eden farklı değildir. Ama Sardalya'ya gelince iş değişirdi. Bu da kara listedeki yiyecekler arasındaydı. Zarifliği severdi ama giyimine özen göstermezdi. Eski püskü şeylerdi üstündekiler. Yalnız yiyip içme giyim kuşam da değil. Yaşama öteki konularda da tam bir Ispartalı yaşamıydı. Örneğin yatarken altında kesinlikle şilte olmazdı. Yere bir keçe serer ve onun üzerinde yatardı. Keçeyi ikiye katlamak bile yasaktı. Yalnız bir vicdan azabı vardı. Sigara. ''Sigara içmedim mi düşünemiyorum. Eğer bu doğruysa haklıyım. Ama belki de irade zayıflığıdır bu.'' Öte yandan kötü cins sigara da içemezdi. E ne de olsa aristokrat bir çevrede yetişmişti. Bunun için yılda harcadığı 400 rublenin 150'si sigaraya gidiyordu. İğrenç bir zayıflık derdi sigara alışkanlığı için. Ancak yine de bu iğrenç zayıflık sayesinde sigara ile mücadele edebiliyordu. Birisinin kusurlarını sayıp dökmede fazla ileri gittiği zaman suçlanan yeter yahu kusursuz insan yoktur sen de sigara içiyorsun dedi miydi kendisine yöneltilen bu suçlamadan bir kat daha fazla güç kazanarak saldırmaya başlardı. Ancak bu kez saldırının büyük bölümü kendisine yönelik olurdu. Yine de kendime saldırıyorum diye karşısındakinin yakasını büsbütün koyvermezdi. Korkunç bir tempoda çalışıyor ve inanılmayacak ölçüde çok işe yetişiyordu. Çünkü zamanı kullanırken hiçbir şekilde eli açık olmuyor. Tıpkı maddi şeylerde olduğu gibi bu konuda da kendi maymun iştahı türünden geçici heveslere karşı gemliyordu. Keyif çatmaya, eğlenmeye ayda 15 dakika bile ayırmazdı. Dinlenmek onun için gereksiz bir şeydi. Öylesine çok çeşitli işle uğraşıyorum ki bir işten ötekine geçmek benim için dinlenme oluyor. Lupo ve Kirsanov'un evinde toplanan arkadaş çevresine bile sadece onlarla olan sıkı ilişkisini sürdürmeye yetecek kadar katılıyordu. Bunu yapmak zorundayım. Her gün yaşadığım olaylar her çevreden insanla sık ilişkinin ne kadar yararlı olduğunu kanıtlıyor. Çeşitli alanlarda bilgilenebilmek için insanın elinin altında sürekli açık kaynaklar bulunmalı. Bu çevrenin dışında gittiği yerler yalnızca işin gerektirdiği yerlerdi. Buralarda da işin gerektirdiğinden 5 dakika bile fazla kalmazdı. Evinde de eğer iş gerektirmiyorsa kimseyi kabul etmezdi. 5 dakika kuralı burada da geçerliydi. Sözü dolandırmadan açıkça "Evet, iş konusu bitti." derdi. Şimdi izin verirseniz başka işlerle uğraşacağım. Zamanımı son derece titizlikle harcamak zorundayım. Yeniden doğuşunun ilk aylarında hemen bütün zamanını kitap okumaya ayırıyordu. Ama bu durum 6 aydan fazla sürmedi. İnandığı düşünce üzerine sistematik bir bilgi edindiğini görünce kendi kendine şunu söyledi. Artık okuma benim için ikinci derecede önemli. Bu yönden hayata hazırım. Ve kitap okumaya yalnızca öteki işlerinden arta kalan zamanları ayırmaya başladı. Öteki işlerden de kendisine fazla zaman kalmıyordu. Ama yine de bilgi çevresini şaşılacak bir hızla genişletti. 22 yaşında gencecik bir insan olmasına karşılık son derece köklü bilgilerle donanmış durumdaydı. Bunun nedeni kendine bu konuda da şaşmaz bir kural edinmiş bulunmasıydı. Lükse ve gelip geçici arzulara kesinlikle yer yok. Yalnızca gerekli olan. Peki gerekli olan neydi? Efendim gerekli olan şuymuş. Her konunun kendi temel yapıtları vardır ve bunların sayıları pek azdır. Geri kalan yapıtlar yalnızca bu çok az sayıdaki yapıtta en özlü biçimde anlatılmış olan şeyleri ineler. Geveler ve iyi diş edilmiş olarak yeniden önümüze sürer. Okunması gerekenler yalnızca bu temel yapıtlardır. Ötekileri okumak boşuna zaman harcamaktan başka bir şey değildir. Rus yazınını ele alalım. Benim yaptığım her şeyden önce Gogol'ü okumaktır. Çünkü öteki binlerce yapıtın her beş sayfasının her beş satırında berbat edilmiş bir Gogol'den başka bir şey bulamayacağımı bilirim. Öyleyse neden okuyayım bunları? Bilimde de böyledir bu. Hatta bilimde çok daha katı bir biçimde böyledir. Eğer Adam Smith'i okumuşsam, Ricardo'yu, Malthus'u, Mill'i okumuşsam, bunların temsil ettiği düşünceyi A'dan Z'ye öğrendim demektir. Ekonomi politik alanında isim yapmış yüzlerce yazarı okumama gerek yoktur artık. Çünkü onların yazdıklarında gerçekten kendilerine ait ve gerçekten özgün olan hiçbir şey bulamayacağımı biliyorum. Çünkü onların yazdıkları her beş sayfadan beş satır ya ödünçlemedir ya da çarpıtma. Ben yalnızca özgün olanı okuyorum. Onu da yalnızca bu özgünlüğü öğrenecek kadar. Bu yüzden de hiçbir güç oturup makaleyi okumaya zorlayamazdı. 10-15 dakika kadar sayfaları karıştırdığımı hükmünü verirdi. Seni parça bohçası seni. Senin her bir parçanın nereden alındığını çok iyi bilirim ben. Tegre'nin Gösteriş Dünyası'nı büyük bir keyifle okuduktan sonra aynı yazarın Pendennis'ini okumaya başladı. Ama daha 20. sayfaya gelmeden kitabı kaldırıp attı. Gösteriş Dünyası'na diyeceğini demişsin. Besbelli söyleyeceğin başka bir şey yok. Öyleyse senin daha fazla okumanın da gereği yok. Benim okuduğum kitaplar beni yüzlerce başka kitap okumaktan kurtaran kitaplardır. Gördünüz mü okumayı? Jimnastik, güç toplamaya çalışması, okuma kişisel uğraşıydı. Ama Petersburg'a döndüğünden beri bu işler onun zamanının ancak dörtte birini alıyordu. Zamanının geri kalanını başkalarının işleriyle ya da belirli olmayan kişilerin işleriyle uğraşmakla geçiriyordu. Bu konuda da okuma işinde koyduğu kural geçerliydi. İkinci derecedeki işlerle ve ikinci derecedeki insanlarla uğraşmamak. Çünkü bunda değişme gerçekleştirildi mi ötekiler buna bağlı olarak kendiliklerinden değişeceklerdir. Örneğin kendi çevresinin dışında yalnızca başkaları üzerinde etkin olan kişilerle ilişki kurmuştu. Birkaç kişi üzerinde etkisi bulunmayan bir insan kesinlikle rahmet oğla konuşamazdı. Böyle biri kendisini alıkoymak istedi mi özür dilerim zamanım yok der uzaklaşırdı. Bu konuda okuma işinde olduğu kadar katıydı. Gözüne kestirdiği kişinin karşısına geçer ve söze doğrudan doğruya şöyle başlardı. Sizinle tanışmak istiyorum. Bu benim için çok gerekli. Şu anda zamanınız uygun değilse bana hemen şimdi ne zaman buluşabileceğimizi söyleyin. Sizin ufak tefek işlerinizin onun için hiç önemi yoktu. İsterseniz onun çok yakın arkadaşı olun ve şu sıralar başınızı kaşıyacak zamanınız olmadığına ilişkin diller dökün. Çok kesin bir havayla asıl benim zamanım yok deyip keser atardı. Ama kendisinden hiç kimse böyle bir şey istemediği halde o öyle gerektiğini düşündüğü için çok önemli işler içine girmişti. Buna mecburum derdi o kadar. Bu sırada yapıp gerçekleştirdiği işler, ettiği sözler öyle müthiş şeyler oluyordu ki akıl alası değil. Alalım benimle tanışmasını. Ben o sıralar artık pek genç sayılmazdım. Düzenli bir hayatım vardı. Bu yüzden de memleketlim olan 5-6 genç arkadaşla evimde zaman zaman toplandığımız olurdu. Bu gençler benim kendilerine duyduğum sevecenliğe karşılık veriyorlar ve kendileri de bana sevecenlik duyarak evime geliyorlardı ya tamam bu kadar rahmet ova yeterdi. Ben onun için çok değerli bir insan demektim artık. İşte benim adımı bu nedenle öğrenmiş. Bense o sıralar onu ilk kez Kirsanov'un evinde görmüştüm ve kendisi hakkında daha önce bir şey duymuş değildim. Çünkü o şu ünlü gezisindeydi ve Petersburg'a daha yeni dönmüştü. Kirsanov'un evindeki toplantıda tanımadığı tek kişi bendim. İçeri girip de beni görür görmez Kirsanov'u bir köşeye çekti ve gözleriyle beni göstererek bir şeyler söyledi. Kirsanov da ona birkaç kelimeyle karşılık verdi ve ayrıldılar. Bir dakika sonra Rahmetov gelip tam benim karşıma oturdu. Aramızda yalnızca iki divan arasında duran küçük bir sehpa vardı Ve o bu kadar yakın mesafeden gözlerini gözlerime dikip olanca gücüyle bana bakmaya başladı Hiç çekinmeden bakıyordu yüzüme Sanki insan değilmişim de bir portreymişim gibi Canım sıkılmıştı, kaşlarımı çattım Somurtmaya başladım, umrunda bile olmadı Bu şekilde iki üç dakika baktıktan sonra Bay ne dedi, sizinle tanışmam gerekiyor Ben sizin hakkınızda bir şeyler biliyorum Ama siz benim hakkımda hiçbir şey bilmiyorsunuz Ev sahibine ya da bu toplulukta en güvendiğimiz kişiler kimse onlara beni sorun. Bunları söyledikten sonra kalktı ve bitişik odaya geçti. Kirsanova kim bu tuhaf adam diye sordum. Rahmetov dedi. Kendisinin güvenilir bir insan olup olmadığını soruşturmanız için öteki odaya geçti. Kesinlikle güvenilir bir insandır. Ayrıca kendisinin önemli mi önemsiz mi bir insan olduğunu da soruşturmanızı istiyor. Kesinlikle önemli bir insandır. Şu topluluktaki insanların toplamından daha önemlidir. Kirsanov'un bu sözlerini ötekiler de doğruladılar. Rahmet o beş dakika sonra salona döndü ve artık benimle konuşmadı. Aslında başkalarıyla da pek konuşmadı. Çünkü bilimsel de olmayan, önemli de olmayan bir konu üzerinde konuşulmaktaydı. Az sonra Rahmet o ayağa kalkarak, o saat 10 olmuş. Saat 10'da bir yerde olmam gerekiyor dedi. Sonra bana dönerek bakın Bay dedi. Size bir iki şey söylemek zorundayım. Ev sahibini bir köşeye çekip kendisiyle sizin hakkınızda konuştuğumda sizi gözlerimle göstermekte bir sakınca görmedim. Çünkü siz nasılsa benim sizin hakkınızda konuştuğumu öğrenecektiniz. Dolayısıyla öyle bir konuşma sırasında çok doğal olduğu herkesce bilinen bir göz hareketinden kaçınmayı gereksiz buldum. Evinizde daha çok hangi saatlerde bulunuyorsunuz? Size ne zaman uğrayabilirim? O sıralar zaten yeni tanışıklıklardan kaçınıyordum. Onun bu yapışkanlığı ise hiç hoşuma gitmemişti. Ben evime yatmadan yatmaya uğrarım. Bütün gün dışarıda olurum dedim. Yine de yatmaya geliyor musunuz ya? Hangi saatlerde oluyor bu gelişiniz? Çok geç. Örneğin sabah 2-3 gibi. Olsun bir randevu verin bana. Eh madem bu kadar ısrar ediyorsunuz. Yarın değil öbür gün sabah saat 3.30'da buluşalım. Herhalde sözlerinizi alay ve kabalık olarak anlamalıyım. Ama kim bilir belki de özel nedenleriniz vardır bunun için. Hatta belki de yalnızca bu şekilde olmak zorundasınızdır. Ve bunda da haklısınızdır. Her neyse ben yarın değil öbür gün sabah saat 3.30'da sizde olacağım. Hayır durun bir dakika. Madem bu kadar kararlısınız biraz daha geç bir saatte gelebilirsiniz. O gün öğleden önce hep evde olacağım saat 12'ye kadar. Pekala o zaman saat 10'da geleceğim. Yalnız mı olacaksınız evde? Evet güzel. Kararlaştırdığımız gün ve saatte geldi ve gelir gelmez de doğruca konuya girdi. Konu benimle tanışmak istemesinin nedeniydi. Yarım saat kadar konuştuk. Ne konuştuğumuz önemli değil. Yalnız o sürekli böyle gerekiyor diyordu. Ben de sürekli hayır hiç de öyle gerekmiyor diyordum. Yarım saat sonra anlaşıldı dedi. Bu konuşmayı daha fazla sürdürmek anlamsız. Ben de sizin benim kesinlikle güvenilir bir insan olduğuma inandığınızı sanmıştım. Evet herkes böyle söyledi. Bunun doğru olduğunu şimdi kendi gözlerimle de görüyorum. Ama yine de dediklerimi kabul etmiyorsunuz. Etmiyorum. O zaman bundan ne sonuç çıkar biliyor musunuz? Siz ya bir yalancı ya da beş para etmez rezilin birisiniz. Beğendiniz mi? Bu sözleri eden bir başkası olsa hemen düelloya çağırmaz mısınız? Ama o bunları öyle bir havayla söylemişti ki, sözlerinde kendi kişisel duygularını dile getirir hiçbir şey olmadığı apaçıktı. Sanki bir tarihçiydi ve kimseye hakaret etme amacı taşımadan büyük bir soğukkanlılıkla tersel bir gerçeği açıklıyordu. Üstelik bu sırada hali de öyle tuhaftı ki ona kızmak gülünç bir şey olurdu. Bu yüzden yapabildiğim tek şey gülümsemek oldu. Yalancı ve rezil. İkisi de aynı şey değil mi? Bizim bu olayda değil. O zaman ben hem o hem de ötekeyim. Bizim bu olayda hem o hem öteki olamaz. Ama ikisinden biri olduğunuzda hiç kuşku yok. Ya düşünüp yaptığınızla konuştuğunuz birbirine uymuyor ve siz bir yalancısınız ya da gerçekten konuştuğunuz şeyleri düşünüyor ve yapıyorsunuz ve siz bir rezilsiniz. Evet, ya öyle ya öteki ama daha çok birinci herhalde. Ben hala gülerek canınızın istediğini düşünebilirsiniz dedim. Hoşçakalın yine de size olan güvenimi koruduğumu bilin. Sizin için uygun olan ilk fırsatta bu konuyu sizinle yine görüşmek istiyorum. Konuşmamız neredeyse yabani denilebilecek bir kabalık biçiminde geçmişti. Ama yine de burada haklı olan rahmet oldu. Konuşmaya giriş biçimi doğruydu. Çünkü önce hakkımda ayrıntılı bir soruşturma yapmış ve ancak beni tanıdıktan sonra konuya girmişti. Ve konuşmaya son veriş biçimi doğruydu. Çünkü ben gerçekten kendisine asıl düşüncelerimi söylememiştim. Bu yüzden de bana yalancı demekte de yerden göğe hakkı vardı. Onun bu sözlerini alınamazdım. Çünkü onun deyimiyle bizim bu olay gerçekten çok nazikti öte yandan bana olan güvenini hatta saygısını korumakla da hiç yanlış bir şey yapmış olmuyordu. Tavırlarındaki bütün yabanlılığa karşın herkes onun aklı başında bir insanın kestirme davranışlarını gösterdiğine inanırdı. Sözlerindeki müthiş kabalığa da iğnelemelerine de aklı başında bir insanın alınması olanaksızdı. Herkes onun o inanılmaz kabalığına karşın özünde çok ince bir insan olduğunu bilirdi. Herhangi bir nazik konuya girmeden önce söylediği tipik bir ön söz vardı ki onun da niteliği şöyleydi. Sözlerimde kişisel duygularımdan bir şey bulunmayacağını biliyorsunuz. Eğer söyleyeceklerim hoşunuza gitmezse onlar için şimdiden özür dilerim. Ama ben hakaret amacı gütmeyen, iyi niyetle ve söylenmesi zorunlu olduğu için söylenen sözlere gücenilmemesi gerektiği düşüncesindeyim. Ama yine de sözlerime devam etmemi yararsız bulduğunuz anda bunu bana söylemeniz yeter. Hemen susarım. Kuralım şudur. Birine herhangi bir konuda düşüncelerimi açıklamam zorunluysa açıklarım. Ama kesinlikle düşüncelerimi zorla benzetmeye çalışmam. Gerçekten de öyleydi. Eğer o bunu zorunlu görmüşse, size herhangi bir konudaki düşüncelerinin açıklamasından kurtulamazdınız. Ama yalnızca bunu size niçin açıklamak istediğini ve sizinle ne üzerine konuşacağını anlatıncaya kadar. Bu işi 2-3 kelimeyle bitirir ve sorardı. Evet, artık konuşmamızın konusunu biliyorsunuz. Bu konuda benimle konuşmayı yararlı görüyorsanız söyleyin. Hayır dediniz miydi? Tamam. Selam verir ve hemen uzaklaşırdı. İşte insanlarla böyle konuşur, işlerini böyle görürdü. İşlerinin ise ne kadar çok ve çetin olduğunu anlatabilmek kolay değil. Üstelik bunların doğrudan doğruya kendisiyle de bir ilgisi yoktu. Yani kişisel işler değildi. Onun kişisel hiçbir işi olmadığını herkes bilirdi. Ama yaptığı iş neyin nesiydi bunu çevremizde bilen yoktu. Bildiğimiz tek şey onun sürekli ve yoğun bir çalışma içinde olduğuydu. Evinde çok az dururdu. Ya yürüyerek ya da arabayla sürekli olarak bir yerlere giderdi. Ama daha çok yürürdü. Evine sürekli olarak birileri gelip giderdi. Ya hep aynı insanlar olurdu bunlar ya da yepyeni kişiler. Bu iş içinde konulmuş bir kural vardı. Saat 2 ile 3 arasında kesinlikle evinde olur ve hem gelenlerle görüşür hem de yemeğini yerdi. Ama sık sık evine birkaç gün hiç uğramadığı da olurdu. Böyle günlerde yakın bir dostunu bırakırdı evde. Gelen ziyaretçilerle konuşması için. Ona bütün varlığıyla bağlı ve bir mezar kadar sessiz bir arkadaştı bu. Kendisini Kirsten'ın çalışma odasında Newton'un Apokalipsis üzerine düşüncelerini okurken görmemizden iki yıl kadar sonra Rahmetov Petersburg'dan ayrıldı. Ayrılırken Kirsanova ve birkaç yakın arkadaşına elinden gelen her çabayı gösterdiğini ve artık burada yapabileceği bir şey kalmadığını, 3 yıldan önce burada yeni bir çalışma başlatamayacağını, bu 3 yıllık süreyi ise gelecekteki çalışmalarına hazırlanmakla değerlendireceğini söyledi. Daha sonra öğrendiğimize göre Petersburg'dan doğruca eski çiftliğine gitmiş ve orada kalan arazisini 35 bin rubleye satmıştı. Sonra Kazan'a ve Moskova'ya geçerek üniversite öğrenimleri için burs verdiği öğrencilerine 5 bin ruble dağıtmış ve onların okullarını bitirene kadar sıkıntı çekmemelerini sağlamıştı. Rahmetov'un kanıtlara ve tanıklara dayanan güvenilir öyküsü burada bitiyor. Moskova'dan sonra nereye gittiğini bilen yoktu. Kaybolmasının üzerinden birkaç ay geçmişti ki onun hakkında herkesin bildiğinden daha çok şey bilen ve onun aramızda olduğu sürece bildiklerini yine onun ricası üzerine gizleyen bir takım insanlar kendisinin aramızdan ayrılması üzerine bu bildiklerini daha fazla gizlemeye gerek görmediler üniversite öğrenimleri için birkaç öğrenciye burs verdiği, size buraya kadar onun hakkında anlattıklarımın bir kısmı hep bu giz açımlar sırasında ortaya çıktı. Ve bunları biz de böylece öğrenmiş olduk. Ancak anlatılan bu öyküler her şeyi açıklamak şurada dursun, Rahmet Ova hepimizin gözünde daha da gizemli bir insan yapmıştı. Onunla ilgili olarak anlatılanlar ya çok tuhaf oluşlarıyla bizi şaşırtıyor ya da bizim ona ilişkin yargılarımızla taban tabana çelişiyordu. Örneğin biz onu son derece katı ve deyim yerindeyse eğer kişisel duyguları olmayan bir insan olarak tanıyorduk. Kişisel yaşamını duyumsamak için çarpan bir yüreği yokmuş gibi gelirdi bize. Ama anlatılanlar bizim bu yargımızla çelişiyordu. Burada bütün bu anlatmak anlamsız olacağı için birbirinden apayrı türde olanlardan iki örnekle yetineceğim. Bunlardan biri, katılıkta doğruğa ulaşmanın örneği, öbürü ise bizim onun hakkındaki eski düşüncelerimizle çelişmenin örneğidir. Bunların ikisini de Kirsanova anlattı bana. Petersburg'dan ikinci ve herhalde artık sonuncu kaybolmasından bir yıl önceydi. o bir gün Kirsanov'a gelerek, kesici ve sivri uçlu aletlerle açılmış yaralara iyi gelen bir merhem istedi. Yalnız biraz fazlaca olacaktı merhem. Onun bu merhemi marangozlara ya da onlar gibi kesici aletlerle sık sık yaralanan başka meslekten birilerine götüreceğini düşünen Kirsanov koca bir kavanoz dolusu merhem verdi. Ertesi sabah onun ev sahibi kadın korkudan çarpılmış bir yüzle Kirsanov'un kapısını çaldı. Bu benim kiracıma bir şeyler oluyor doktor bey. Bu sabah odasından çıkmadığını görünce gidip bir bakayım dedim. Kapısı kilitliydi. Kapının çatlağına gözümü dayayıp baktım ki kanlar içinde yerde yatıyor. Benim bu yanda korktuğumu anlamış olacak ki yattığı yerden Korkma Agrafena Antonovna, bir şeyim yok diye bağırdı. Kanlar içindeydi ve bir şeyim yok diyordu. Ne olur elinizi çabuk tutun doktor. Ölür diye korkuyorum. Kendisine karşı öyle acımasız ki. Kirsanov yıldırım hızıyla Rahmetov'un evine gitti. Rahmetov tüm yüzüne yayılmış buruk bir gülümsemeyle açtı arkadaşına kapıyı. Kirsanov'un gördüğü şey öylesine dehşet vericiydi ki zavallı Agrafena Antonovna'nın dona kalmasına şaşacak bir yan yoktu. Üzerinde sadece iç çamaşırları olan Rahmetov'un sırtı ve bütün yan tarafları kan içindeydi. Üzerinde uyuduğu keçe, karyolasının altı, her yer kan içindeydi. Keçesine sivri uçları yukarı gelecek biçimde yüzlerce çivi yerleştiren Rahmetov geceyi dışarıya doğru iki santimden fazla çıkmış olan çivilerin oluşturduğu bu yatakta geçirmişti. Kirsanov, ama insaf edin Rahmetov, ne yapmışsınız siz böyle, diye bir şeyler söyleyecek olunca da, bir deneme dedi, yapmam gerekiyordu. Kuşkusuz gerçeğe pek yakın değil ama yine de bir denemeliydim. Denedim ve başardım. Demek ki büsbütünde olanaksız değilmiş katlanmak. Yaşlı ev sahibi kadın, Kistano'nun tanık olduğu bu olaya benzer daha neler görmüştü kim bilir. Onun Rahmetova ilişkin pek çok ilginç şey anlatabileceğine kuşku yoktu. Ancak Rahmetova içtenlikle seven bu saf ve iyi yürekli kadının ağzından söz alabilmek olanaksızdı. Aslında bu olayda bile gelip gördüklerini Kirsinova bildirmesi Rahmetova'nın izniyle olmuştu. Rahmetova'nın onun kendisini intihar ettiğini sanarak hıçkıra hıçkıra ağlamasına dayanamamış ve yatışması için kendisini Kirsinova'ya yollamıştı. Mayıs sonlarında olan bu olaydan iki ay sonra Rahmeto bir hafta on gün kadar ortadan kayboldu. Onun sık sık ortadan kaybolmasına alıştığımız için hiçbirimiz fark etmedik bile yokluğunu. Ben daha sonra Kirsano'dan dinledim onun bu günleri nasıl ve nerede geçirdiğini. Bu bir hafta on günlük dönem Rahmetov için erotik bir dönem olmuştu. Olayın hanım kahramanıyla aralarındaki aşk Nikituşka Lomovluk bir olayla başladı. Rahmetov o gün orman fakültesinin oralardan kente doğru dalgın dalgın yürüyordu. Bu her zaman böyleydi. Yürürken bir şeyler düşünür ve yere bakardı. Birden bir kadının umutsuzca aykırdığını duydu. Düşüncelerinden sıyrılıp etrafına bakındı. Ve çok şık bir gezinti arabasına koşulu atın gemi azıya aldığını, arabayı süren kadının ata hakim olamadığını, dizginlerin yerde süründüğünü gördü. O anda araba tam kendisinin yanından geçiyordu. Hemen yolun ortasına arabanın önüne atladı. Ama at kendisini sıyırarak yoluna devam etmeyi başardı. Atı dizginlerinden yakalayamamıştı ama son anda arka dingile tutunarak arabayı durdurmayı başarmıştı. Elleri dingilde kalmakla birlikte kendisi boylu boyunca yere serilmişti. Gelip geçenler olay yerine toplandılar. Birkaç kişi kadının arabadan inmesine yardım ederken birkaç kişi de onun kalkmasına yardım etti. Göğsünde hafif zedelenme vardı. Ama daha önemlisi tekerlek baldırından koca bir et parçası koparmıştı. Kendini toparlayan kadın onu hemen yarım versötedeki daçasına getirmelerini söyledi. Rahmet oğlu da buna razı oldu. Çünkü kendisini epeyce hassiz ediyordu. Ama Kirsanov'dan başka hiçbir doktoru kabul edemeyeceğini söyledi kadına. Kirsanov da göğsündeki zedelenmeyi önemli bulmadı. Ama baldırdaki yaralanmayla çok kan yitirmiş ve çok halsiz düşmüştü. Bu yüzden 10 gün kadar yatması gerekti. Kurtardığı hanım da kuşkusuz onun bakımını kendi elleriyle yaptı. Çok zayıf düştüğünden yapabileceği hiçbir şey yoktu Bu yüzden zamanı bomboş geçirecek değildi ya Kadına konuşmaya başladı Kadın 19 yaşında gencecik bir duldu Oldukça varlıklıydı Bağımsız yaradılışlı, ciddi, aklı başında bir kadındı Rahmetov'un ateşli sözlerinden Aşk üzerine değil elbette Büyülenmiş gibiydi Kirsanova daha sonra şöyle söylemişti İnanır mısınız her gece düşümde görüyorum onu Başı bir haleyle çevrili olarak Rahmetov da onu sevmişti Kadın giyim kuşamına bakarak onun çok yoksul biri olduğunu düşünmüş ve bu yüzden de duygularını ona ilk kendisi saçmıştı. 10 gün geçmişti aradan. Rahmetov artık iyiydi, ayağa kalkmıştı ve evine dönebileceğinden söz ediyordu. Evlenelim dedi kadın. Başkalarına olduğumdan çok daha fazla açık oldum size karşı. Biliyor musunuz benim gibi insanların kesinlikle yapamayacakları bir şey vardır. Başkalarının yazgılarını kendinkine bağlamak. Haklısınız, evlenemezsiniz siz. Ama hiç değilse terk edinceye kadar da sevemez misiniz beni? Hayır, bunu da yapamam. İçimdeki aşkı bastırmak zorundayım ben. Sizi sevmem demek, elimi kolumu bağlamam demektir. Aslında şu anda bile var bu bağlar bende. Ve üstelik öyle kolayca çözülüverecek cinsten de değil. Ama kurtulacağım bunlardan. Çözeceğim bu bağları da. Ben aşık olmamak zorundayım. Bu kadına daha sonra ne oldu? Rahmetullah karşılaşması herhalde onun hayatı için bir deprem olmuş ve o da büyük olasılıkla özel insanlardan biri olmuştur. Ben kadın hakkında bir şeyler öğrenmeye çalıştım. Ama ne yazık ki kendisine bu konuda başvurduğum Kirsanov bana hiçbir şey söylemedi. Aslında o kadının adını bile bilmiyordu. Rahmetullah kendisinden kadın hakkında hiçbir soruşturmaya girişmemesini, onunla görüşmemesini özellikle rica etmişti. Eğer sizin onun hakkında bir şeyler bildiğinizi bilirsem sizden onu sormaya, ondan haber almaya kalkışırım ki bu da hiç doğru olmaz demişti. Böylece bizim de bu hikayeyi öğrendikten sonra birden Rahmetov'un iki ay hatta daha bile fazla yüzünün gülmediği, kendisine şu iğrenç alışkanlığı yani sigara konusundaki zayıflığı hatırlatıldığında kendi kendine kızmadığı, Hatta Nikituşka Lomoğlu'la benzerlikleri söz konusu edildiğinde eskisi gibi yayvan gülümsemediği dikkatimizi çeker oldu. Bense Rahmetov'la ilgili olarak daha da çok şey hatırlıyorum. O yaz, o ilk görüşmemizden sonra 3-4 kez daha birlikte oldu kendisiyle. Ve her ikimiz de karşılıklı olarak birbirimizi sevdik. Yalnız olduğumuz bir sırada benim kendisine bu konuda takılmam hoşuna bile gitti. Evet bu konuda bana takılmakla haklısınız dedi. Haklısınız acı nasıl bir insanım ben. Ama yine de soyut bir fikir değil. Yaşamayı seven bir insanım ben de. Ama göreceksiniz, geçip gidecek bütün bunlar. Gerçekten de geçti gitti bunlar. Ama yine de artık güz bile sona ermek üzereydi. Kendisine aynı konuda, bu kez biraz fazla ileri giderek takıldığımda kendisinden yine aynı sözleri duydum. Göreceksiniz, geçip gidecek bunlar. Basiretli okur, benim rahmet Rahmetov hakkında bu söylediklerimden daha fazlasını bildiğimi anlamıştır. Kim bilir, Doğrusunu isterseniz ben okuruma karşı çıkmaya cesaret edemem. Çünkü okurum basiretlidir. Ama Rahmetov hakkında söylediklerimden çok daha fazlasını bilmemden ne çıkar? Ben, ey basiretli okurum, zaten senin ömrün boyunca bilemeyeceğim pek çok şeyi biliyor değil miyim? Yalnız benim bilmediğim şeyler de var. Gerçekten bilmediğim şeyler. Örneğin Rahmetov şimdi nerede bulunuyor, ne yapıyor, başına neler geldi ve ben onu bir daha ne zaman görebileceğim? Bu konularda onu tanıyan herhangi birinin bildiklerinden daha çok şey bilmediğim gibi herhangi bir tahminde de bulunamıyorum. Ortadan kayboluşun üzerinden 3-4 ay geçtikten sonra hepimiz onun Avrupa'ya gitmiş olabileceğini düşünmeye başladık. Sanırım bu tahminimizde de yanılmadık. En azından Kirsanov'un bir tanıdığından öğrendiklerimiz bunun böyle olduğunu doğruluyordu. Kirsanov'un bir arkadaşı Viyana'dan Münih'e giderken trende genç bir Rus'la karşılaşmıştı. Bu genç Rus kendisine bütün Rusya topraklarını dolaştığını, her sınıftan insanla tanışıp görüştüğünü, her bölgede o bölge halkının geleneklerini, yaşam biçimini, belli başlı toplumsal sınıf ve tabakaların yaşayış koşullarını, kamu kuruluşlarını tanıyacak kadar kaldığını, bu amaçla hem köylerde hem kentlerde yaşadığını, köyden köye yürüyerek gittiğini anlatmıştı. Genç Rus, Macar ve Romenlerle de aynı biçimde tanışmıştı. Kuzey Almanya'yı kimi zaman arabayla kimi zaman da yürüyerek dolaşmış, oradan güneye inip Avusturya'nın Alman köylerine göz atmıştı. Şimdi ise Bayern'e gidiyordu. Oradan İsviçre'ye geçecek, oradan da Württemberg ve Baden yoluyla Fransa'ya inecekti. Niyeti Fransa'yı da arabayla veya yaya olarak iyice dolaşmaktı. Fransa işi bittikten sonra yönünü İngiltere'ye çevirecekti. Bütün bunlar için bir yıl kadar yollarda kalması gerekecekti. Eğer bu süre içinde biraz zaman kalırsa İspanyollarla İtalyanlara da bir göz atmak niyetindeydi. Yok eğer zaman olmazsa ne yapalım o da bu iki yere gitmeyecekti. Hem buralara gitmesi çok gerekli değildi ama öteki yerleri dolaşması gerekliydi. Neden acaba? Fikir edinmesi anlaması gerekiyordu da ondan. Bir yıl sonra da Kuzey Amerika devletlerinde olmalıydı. Burayı bütün öteki ülkelerden daha ayrıntılı olarak incelemesi gerekliydi. Bu yüzden de bir yıldan fazla kalabilirdi burada. Hatta orada kendine bir uğraş bulursa sürekli de kalabilirdi. Ama herhalde 3 yıl sonra Rusya'ya dönecekti. Çünkü şimdi değil 3-4 yıl sonra kesinlikle Rusya'da bulunması gerekliydi. Bütün bu anlatılanlar Rahmetov'a uygun düşüyordu. Hele Kirsan'ın arkadaşının da kafasına saplanıp kalan şu kesinlikle ve gerekliler Kirsan'ın arkadaşının hatırlayabildiği çizgileri de Rahmetov'a benziyordu. Ama Kirsan'ın arkadaşı trendeki yol arkadaşına fazla dikkat etmemişti. Aslında yol arkadaşlıkları da fazla sürmemişti. Küçük bir ilçeden trene binen genç Rus iki saat sonra bir köyde trenden inmişti. Bu bakımdan Kirsanov'un arkadaşı onu ancak genel çizgileriyle anlatabilmişti bize ve anlattıklarına tam bir kesinlik yoktu. Yine de biz bu genç Rus'un büyük olasılıkla Rahmetov olduğunu düşündük ama kim bilir belki de Rahmetov değildi. Bir başka söylentiye göre de eskiden geniş toprakları olan genç bir Rus 19. yüzyıl Avrupa düşünürlerinin en büyüğü ve yeni bir felsefenin babası olan Alman'a başvurarak ona şöyle demişti. Dipnot Yeni felsefenin babası Ludwig Feuerbach. Çenşevski ağır sansür koşulları nedeniyle filozofun adını açıkça anlamıyor. Ben de 30 bin teler var. Bana bunun 5 bini yeter. Sizden geri kalan parayı kabul etmenizi rica ediyorum. Filozof çok yoksul bir yaşam sürüyordu. Niçin? Yazdığınız kitapları yayınlamanız için. Filozof doğal olarak parayı almamıştı. Ama Rus parayı filozofun adına bir bankaya yatırmış ve filozofa da şöyle yazmıştı. Bu parayı dilediğiniz gibi harcayın. İsterseniz suya fırlatın. Ama bir tek şeyi başaramayacaksınız. Bu paraları bana geri vermeyin. Sözde bu paralar hala yatırıldıkları bankadaymış. Eğer bu söylentinin aslı varsa 19. yüzyılın en büyük filozofuna giden Rus'un rahmet o olduğuna hiç kuşku yok. Şu anda Kirsanov'un çalışma odasında oturmakta olan adam işte böyle bir adamdı. Evet Türünün özellikleri pek az olan özel bir insandı bu adam. Bu özel insanın sana böylesine ayrıntılı bir biçimde anlatmamın nedeni basiretli okur, kesinlikle sana bu tip insanlara karşı nasıl nazik davranman gerektiğini anlatmak değildir. Sen nazik davranmayı ne bilirsin? Sen nasılsa bu insanlardan bir tanesini bile görecek değilsin. Çünkü basiretli okurum, senin gözlerin bu insanları görebilecek bir yapıda değil. Bu nedenle de bu insanlar senin için bir bakıma görünmez insanlardır. Onları ancak dürüst ve korku nedir bilmeyen gözler görür. Onu sana yine de anlatmamın nedeni kulaktan dolma da olsa dünyada bu tür insanların yaşadığını bilmen içindir. Hanım okurlarımla iddiasız basit okurlarım bu insanların ne işe yaradıklarını zaten kendiliklerinden bilirler. Evet, rahmet o tür insanlar gülünç insanlardır. Hem de çok gülünç insanlardır. Bu insanlara büyülenmişçesine hayranlık duyan soylu insanlara acıdığım için belirtiyorum bunu. Ey soylu insanlar, sakın bunların peşinden gitmeyin diyorum. Çünkü bu adamların sizi çağırdıkları yolda kişisel mutluluklar yok denecek kadar azdır. Ama soylu insanlar beni dinlemiyorlar ve şöyle diyorlar. Hayır, hiç de az değildir o yolda mutluluklar. Hem yolun şu ya da bu aşamasında mutluluklar azalsa bile yolun kendisi çok uzun olmadığı için bizim gücümüz bu aşamayı geride bırakıp sonsuz mutlulukların sınırsız sevinçlerin yer aldığı aşamaya ulaşmaya yeter. Gördüğün gibi basiretli okurum. Rahmete oturuyor insanların gülünç olduklarını ben sana değil, başka bir takım insanlara söylüyorum. Sana ise basiretli okurum, yalnızca şu kadarını söyleyeceğim. Yoksa senin kendiliğinden anlayacağın yok. Bunlar kötü insanlar değildir. Şimdilik sayıları pek az. Ama biliyor musun, yaşamı çiçeklendiren bunlardan başkası değildir. Bunlarsız yaşam, tatsız, tuzsuz, kuru, yavan bir şey olurdu. Evet, sayıları az, ama insanların soluk almalarını sağlayan da onlar. Onlar olmasaydı insanlık soluksuz kalır, boğulurdu. Kötülük nedir bilmeyen, dürüst, iyi yürekli insanlar pek çoktur dünyamızda. Ama onlar gibi olanlar pek azdır. Onlar çaydaki teyin, kaliteli bir şaraptaki o benzersiz tattır. Şaraba gücünü ve kokusunu veren onlardır. Onlar en mükemmel insanların açtığı çiçektir. Ve onlar motorların motoru, yeryüzünün tuzunun tuzudurlar.